Şimdi biliyorsunuz bilirkişilik yönetmeni 3 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Üniversitesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve daha önceki yönetmelikleri de yürürlükten kaldı. Yeni yönetmeliğe göre bilirkişi olmak isteyenlere temel bilirkişi eğitimini almak zorunlu hale getirdi. Biz tüm olarak bilirkişi temel eğitimini verecek kurumlar arasında girdik ve tüm Türkiye'de genel bir yetki aldık. Ve planlarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Arzumuz tüm Türkiye'de bir uygulama birliğini sağlamaktır. Hiçbir üyemizin mağdur olmadan makul bir ücretle bu eğitimleri tamamlayarak başvuruları yapabilmeleri için gerekli çalışmaları yürütüyor. Yeni başvuru süreci için yeterli zaman vardı değerli meslektaşlar. Yıl sonuna kadar bu eğitimler tamamlanabilir. Adalet Bakanlığı'ndan yeni başvuruların kabulüne yönelik uygulamanın nasıl olacağına dair bir duyurunun yapılması beklenmektedir. Bu anlamda TÜMO bu konuda acele etmediğimizi belirtmek istiyorum. Değerli katılımcılar, saygıdeğer meslektaşlarım. Burada yeni ders başkanının değerli başkan yardımcısı ve temsilcileri de var. Bir yıl içerisinde 12 yakın konuyla uğraş vermeye de devam ediyoruz. Tabii sevgilerin çok fazla zamanlı kısımdan detayına girmeyeceğim ama ana başlıklarla ilgili nelerle uğraşmışsınız, neler düşünüyorum, bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Veya BSE Teknik Hastan'da önemli bir yol aldık. Şu anda yayınlanan bir şey yok. Ama sizlerden gelen görüşler doğrultusunda önemli bir bölümünü karşılığımız içerisinde bir noktaya getirdi. Önümüzdeki süreçte yayınlanmasını bekliyorum. Muhtasar SGK birleşmesi konusu yine meslek örgütümüzün sizlerin katkılarıyla önemli bir noktaya getirdi. Hatta yarın bir Kırşehir uygulaması, pilot uygulamasının anlatımını yapacaklar. Orada da birçok önemli konu başta büyük olmak üzere hep birlikte bunları uygulamadan kaldırabildik. Tabii sorumlulukla ilgili özellikle SGK nezdinde bununla bağlı yönetim çalışması vardı. Özellikle meslek örgütlerinin sorumluluğunun kusur ve kasıt unsuruyla bağlantılması emredildi. Defter tasdikleri ilgili bir kanun tasarısı geldi. Bunun bu yetkinin verilmesinin kalkması sağlandı. Esnaf ve meslek okul aracılık yetkisi var. Hala bu konu bir netleşmiş değil. Bu meslek örgütü dışında bir yerde verildiği zaman biz sorunu bile düşünmek istemiyoruz. Bu dönemde bu konuda yanlış bir adım atılmaz diye düşünüyorum. SGK işyerisinin notu ve vergi kimlik notu eşleştirmesi konusu çözümlendi. Yine hepimizi merak etti. İşletme defteri ve serbest meslek erbabı için bir portal uygulaması var. Biz elektronik ortamda bir yüklenmesine karşı değiliz. Ancak bunun sadece meslek mezunu arşivi yapılması olduğu takdirde her birine destek vereceğimizi belirtiyor. İsa davet konusu bugün de giriş bir şekilde bildirecekler. Birkaç konuda çizmek istiyorum. Özellikle uygulamanın fayda ve zararları yönetim kurulunda gündem yapılarak görüşüldü. Meslek mezunu tarafından iyi değerlendirmesi gereken bir alan olduğu, mesleğin önemi itibarı artacağı konusunda hemfikir. Ancak izah konuları arasında meslek mezunları defter belgelerinin askeri tarife uygun olup olmadığı kontrol olması muhasebe camiası tarafından tepkiyle karşılandığını belirtmek istiyorum. Ayrıca tarifesi olan diğer serbest meslek erbabı tebliğde sayılmazken sadece avukatları ve maymuşların sayması da bu camiye üzdüğünü camiye adına özellikle belirtmek istiyorum. Son bir konu biliyorsunuz, ötelenen bir konu. Biraz bunun bakanlığın ne yapmak istediğini bilirsek değerli arkadaşlar, her şeye tepki nasıl koyacağımızı da daha iyi değerlendireceğimize inanmaktayız. Tabii
24 Ağustos'ta biliyorsun bayram öncesi bizim müjde verdiler. KDV bir atlam gidelim ekinde saydığımı işlemleri diye. Hep birlikte sosyal medyada orada burada tüm odaların ayak kalktı. Girişimler de oldu. Ve ötelendi. Ötelendi diyorum. Çünkü biraz belki aktaracaklardı. Maliye Bakanlığı torba yasasında yetkisi yoktu. Bu konu yetki almak dediği gibi madde de var biliyorsunuz. Bu madde geçmiştiği zaman bu konuda hukuka aykırı bir işlem konuda kalkmıştır. Bu mantığını biraz sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sayın Maliye Bakanımızı ziyaret ettiğimizde TÜMOK'ta gelir vergisiyle ilgili kapsamlı çalışma istediklerini ifade ettiler. Bu konuda kapsamlı bir çalışma sürdürdüğümüzü yakında sunacağımızı da belirtmek istiyorum. Yine kamuoyunda çok sıkça ifade edilen bir İngiliz KDV sistemi var. Bunun ne olduğunu merak ettim. Başkanlar kurulunda hakikaten kapsamlı bir çalışmadır. En azından İngiliz KDV sisteminin nasıl bir sistem olduğunu bir rapor haline getirdim. Başkanlar kurulunda paylaştım ve yakında meslek çağırmasıyla paylaşacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, gelir dersin çok değerli temsilcileri buradalar ama ben müsaadenizle işte sürekli e-devletler, e-fatura, e-risale, bir sürü şeyler gündeme geliyor. Burada Maliye Bakanlığı ne yapmak istediğini bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye ekonomisinin kayıt dışılık oranı 2016 yılında %27 olarak tespit edildi. Kayıt dışılığın önlenmesi için Maliye Bakanlığı 1998 yılından bu yana otomasyon projeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda mükellefler beyannameler internet ortamında alınıyor. Bankalar tam bir ders gibi kuruluşlarda alınan bilgilerle beyanların doğruluğunu kontrol ediliyor. E-Devletler, E-Fatura ve BABS gibi uygulamalarda mükelleflerin beyanlarının doğruluğu diğer mükelleflerden ve üçüncü kişilerden alınan bilgilerle çapraz kontrol ediliyor. Sonuçta Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiye ve vergi kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor. Değerli arkadaşlar, 65. Hükümet Programı'nda kayıt dışı ekonomiyle katılımcı bir anlayışla etkin bir biçimde yürütecek mücadele sonucunda verginin tabana yayılması sağlanacaktır. Bu sayede oluşturulacak mali alan ve büyüme odaklı yeni politikaların uygulamasına imkan oluşturacağız. Gelir ve kurumlar vergisi kanunu geliştirerek yeni gelir vergisi kanunu çıkaracağız. Söz konusu düzenleme ile yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımları destekleyici vergi teşviklerini getireceğiz açıklamalarına yer vermişlerdir. 10. Kalkınma Planı'nda kayıt dışılığın azaltılması programında eylem planı 38 nolu eylem planı şöyle. Tahsilat ödemelerle ilgili mevzuatta yer alan harfler ve alım-satım bildirim tutarları gözden geçirilerek İlgili harbi tutarlar azaltılacak ve bu alana ilişkin etkin bir vergi denetim mekanizması kurulacak. Vergi denetimlerinde etkinlik için bilgisayar destekli denetim ve risk analiz merkezi kurulmuştur. Mali Bakanımızın 2017 bütçe açık konuşmasında plan bütçedeki sözleri şöyle. Beyan, bildirim ve ödeme gibi işlemlerin birçoğu devletin ortama taşınıyor. Muhtasar beyanname SGK ile birleşiyor denmiş, birleşiyor. E-fatura yaygınlaşıyor. E-defter e-fatura sisteminde kayıtlı mükellef sayısı artıyor. KDV iadelerinin etkin denetimi yapılıyor. Bunun için KDV iadelerinin etkileştirmesi, hızlandırılması, iade sürecinin standartlaşması eylem planı uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Bu üç Ankara ve İstanbul'da KDV ihtisas daireleri kuruluyor. İade talebi işleri vergi dairelerine
kâr bağlamında verilen bilgilerin manyetik korkuna taşıması belirtiliyor. Bunun yanı sıra değerli arkadaşlar, 2010 yılında kapasite raporları toptan, uluslararası taşımacılığa ilişkin yetki belgeleri, karayolları düzenleme genel müdürlüğünden elektronik ortamda alınarak vergi dairelerinin kullanıma sunuluyor. Diğer taraftan Ekonomi Bakanlığı'ndan dairede işleme izin belgeleriyle yatırım teşvik belgelerinin elektrik ortamının temin edildiği çalışmalar yapılıyor. Evet arkadaşlar, yakında neler var bizi bekleyen? Bakalım neler bekliyor bizi. Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan sevk ihsaniyesi, müstahsil makbuzu ve servet destek makbuzu belgelerinin kağıt belge ile elektrik ortamda elektrik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ikaz edilmesine ilişkin vergi tutkanı tipi taslar biliyorsunuz hazırlandı. E-ticaret faaliyetinde bulunanlara ilişkin bildirim zorunluluğuna ve e-arşiv fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken yeni mükelleflere ilişkin değişiklik ilaveler yapılmasına yönelik vergi kanunu genel tipi tasları hazırlandı. E-aciz projesiyle 6183 sayılı amin alacaklarının tahsil üstlerinde kanunun 79. maddesini istatiden düzenlenen haciz bildirilerinin geri derse başkanlıkça alacaklı belge dairleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektrik ortamında tebliğ edilmesi ve bu tebligatları elektrik ortamında bankalar tarafından cevap verilmesi, bu kapsamda hazinede mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi, vergi dairesi arttırması amaçlanmıştır. 2008 yılında uygulamaya başlanan proje kapsamında çalışmalar ve girişimler 2016 ve 2017 yılında da devam etmektedir. Evet arkadaşlar, bu kısma devam edeceğim. Çünkü hakikaten Maliye Bakanlığı'nın geleceği dediği amaçlarını biz oda başkanları, biz derdi meslek yönetimi demezsek, gelecekle ilgili de neler söyleyeceğimizi doğrulayacağımızı